Ertuğrul mısırları yemesene oğlum. Çekime kalmayacak ya. Çekimi bekleyemedi ya. Bu kadar tatlı mı oldu mısırlar? He? Bu kadar çok lezzetli mi? Vay çakal vay. Evet şimdi bakayım. Gayet lezzetli. Ya. Aa arkadan o kamera kısa da bekliyor. Ertuğrul bak bunları hepsini yer sen. Biz de burada çekim ara vermek zorunda kalacağız. Evet, kış mevsimi geldi ve kış gecelerinin vazgeçilmezi, filmlerin baş tacı patlamış mısır evde nasıl yapılır? En güzel şekilde nasıl yapılır? En güzel, en pratik ve en lezzetli şekilde nasıl yapılır? Şimdi sizlere onu göstereceğiz. Gördüğünüz gibi adam hiç konuşmadan yiyor. Yani nefes almadan mısır yiyor şu an. O kadar lezzetli olmuş. Bir de herkes mısır patlatmıyor ona da. Evet, herkes mısır. Ertuğrul, bize de mısırları kim patlatıyor? Babam. Nasıl? Güzel oluyor mu? Hı hı. Çok mu güzel oluyor? Hı hı. Öğretti mi sana da? Hı hı. Öğretmedi. Şimdi daha büyümen lazım. Evet. Gördüğünüz gibi şu iki tane kase bir çay bardağı cin mısırdan yapıldı. Tabii ki yerli tohumada destek veriyoruz. Yerli ise yiyelim. O zaman bu güzel mısırı size yapımını göstereceğim. Çok kolay, çok pratik. Orhan Şef tarifi var. Hiç yok tencereye sallayayım, tencereye çarkalayayım, tencereyle uğraşayım derdi yok. Koyuyorsun mısırı, patlıyor, alıyorsun. Şimdi tüm püf noktalarıyla yapımına geçiyoruz. Nereye gidiyoruz Ertuğrul? Ha? Nereye gidiyoruz yapımı için? Mutfağa. Mutfağa. Hadi mutfağa gidelim. Bay bay, el salla. Güle güle. Patlamış mısır için malzemelerimiz, bir tencere için bir çay bardağı mısır. Yerli tohum olmasına ben özen gösteriyorum. Siz de dikkat ederseniz sevinirim. Çünkü birçok farklı ülkelerden gelen patlamış mısırlar var. Cin mısırlar. Zeytinyağı. İsterseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz ama ben zeytinyağı tercih ediyorum. Ve bir tutam da tuzumuz var. Tuzu biraz fazla atacağız patlamış mısırda. Çünkü tuzlar patlayınca tencerede çok kalıyor tuz. O yüzden biraz fazla atmanızda yarar var. Şimdi patlatmaya geçiyoruz. Önce tenceremizin altını açmadan önce mısırımızı tencereye atıyoruz. Görüyorsunuz. Tenceremizde mısırlarımız var. Sonra zeytinyağınızı atıyorsunuz. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Biraz yağlı olduğunda tabii ki daha lezzetli oluyor. Şöyle bir tür karıştıralım. Burada bütün mısırlarımızın yağlanması önemli. Çünkü yağ kızdığında hepsine eşit sıcaklık dağılsın ve patlamayan mısırımız kalmasın. Mısır patlatmak aslında çok kolay. Hiç böyle şeye gerek yok. Yani sallayarak pişirmeye veya sallamaya ara ara hiç gerek yok. Şimdi göreceksiniz. Çok basit bir şekilde. Şimdi yağımızı attık. Karıştırdık biraz. Biraz yağımızı biraz fazla atarsanız tadı daha lezzetli olur. Şimdi tuzumuzu atıyoruz. Tuzumuzu da attık. Şöyle üzerinde görünüyor. Dediğim gibi tuzu da hafiften fazla atacağız. Biraz daha tuz atayım. Biraz eksik gibi geldi. Evet. Şimdi attıktan sonra malzememizi karıştırdık ve şu şekilde bastıralım ki bütün mısırlar tabana değsin. Evet. Gördüğünüz gibi yağımızı attık, tuzumuzu attık. Şimdi altını yakacağız. Kapağını kapattık, altını yaktık. Evet, şu an altı yanalı. Yani şu an altı yanıyor. Ve daha başka hiçbir müdahaleye gerek yok. Sadece kapağından patlamasını seyredin. Patlarken de karıştı, sallan tencere sallamaya gerek yok. Patlayacak. Patma sesini duyacaksınız. Sonra patlama sesi azalınca altını kapatıp yemeği başka kabımıza aktaracağız. Evet, şu an tenceremizin altını yakalı.
3 dakika oldu ve görüyorsunuz patlamaya başladı. Sadece patlamanın sesini dinleyeceksiniz, izleyeceksiniz. Başka hiçbir şey yapmayacaksınız. Tencereyi yerine oynatmaya gerek yok, sallamaya gerek yok. Evet, sesleri duyuyorsunuz. Evet, patlama sesleri azaldı. Şimdi bitmek üzere. Şimdi altını kapattık. Şimdi bu ağ kuku evde olmasını istemiyorsanız kapağını açmadan önce davlumbazımızı açıyoruz. Ve kapağı şöyle davlumbaz tarafına doğru açıyoruz. Ve dumanı davlumbaz direkt çekiyor. Ve eve koku bu sayede az gelmiş oluyor. Sonra şöyle hafiften sallıyoruz. Yine davlumbaza doğru. Kokuyu ile çeksin. Ve şimdi kabımızı aktaracağız. Gördüğünüz gibi mısır patlatmak işte bu kadar kolay. Tadı da bir o kadar nefis.